Arkadaşlar Anadolu uygarlıkları arasında inceleyeceğimiz bir başka uygarlık Lidyalılardır. Lidyalılar milattan önce 687'de kurulmuş, milattan önce 546 yılına kadar devam etmişlerdir. Lidyalıların başkentleri Sardes kenti yani bugünkü Manisa kentidir arkadaşlar. Yani kıyı Ege'li İç Anadolu bölgesi arasında iç Batı Anadolu'da kurulan bir uygarlıktır. E tabi Lidyalılar deyince arkadaşlar aklımıza ilk gelecek olan şey ekonomik faaliyetleridir. Ekonomik faaliyetleri ticarettir. İyonlar kıyı Ege'de Lidyalılara deniz ticareti yapma fırsatı vermeyince Lidyalılar da kara ticaretine yönelmişler ve özellikle kara ticaretinde oldukça önemli bir noktaya gelmişlerdir. Ticareti geliştirebilmek için arkadaşlar Lidyalılar iki önemli adım atmışlar. Bunlardan birisi ticareti geliştirebilmek için parayı kullanmalarıdır. Tarihte ilk kez parayı bulan ve kullanan uygarlık Lidyalılardır ve böylece takas usulü de ortadan kalkmıştır. Lidyalıların ticareti geliştirebilmek için attıkları ikinci adım ise Sardes'ten Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolunu yapmalarıdır. Arkadaşlar Kral Yolu eski çağın en önemli ticaret yollarından birisidir. Nasıl ki Osmanlı tarihi döneminde İpek ve baharat yolları çok önemli ticaret yollarıdır. Aynı şekilde ilk çağda e, Anadolu'dan Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu en önemli ticaret yollarından birisidir. Kral Yolu bu dönemin en önemli ticaret yoldur dedik. Dolayısıyla Lidyalılar bu ticaret yoluna hakim olarak oldukça zenginleşen bir uygarlık olmuşlardır. Ancak Lidyalıların e, olumsuz bir özellikleri de var. O da ordularıyla alakalı. Lidyalılar arkadaşlar ordularını paralı askerlerden oluşturmaktaydı. Yani ulusal, milli bir ordu kuramamışlardır. Ulusal bir ordu kuramamaları da aynı zamanda yıkılmalarında etkili olmuştur. Yani Pers istilasına karşı direnemeyip Pers istilası sonucunda yıkılmışlardır. Anadolu'da kurulan bir başka uygarlık arkadaşlar İyonlardır. İyonların kurulduğu yer kıyı Ege'dir ya da Ege kıyılarında kurulan bir uygarlıktır. Arkadaşlar İyonlar aslında Yunanistan kökenli bir uygarlıktır. Yunanistan'dan gelen Akalar tarafından kurulan bir uygarlıktır. Notlarımıza baktığımızda da Dor istilası ile Yunanistan'dan Batı Anadolu'ya gelen Akalar tarafından kurulduğu zaten söyleniyor. İyonlar e, Ege kıyılarına gelerek burada 12 şehir devleti halinde örgütlenmişlerdir. E, yani kuralımız o zaman burada nedir? Şehir devleti varsa siyasi birlikleri kesinlikle yoktur arkadaşlar. Tek devlet çatısı altında toplanamamışlardır. En önemli şehir devletlerine bakıldığında İzmir yani o dönemdeki adıyla Simirna, bunun dışında Efes, Milet, Foça gibi önemli kent devletleri bulunmaktadır. İyonların en önemli ekonomik faaliyet arkadaşlar deniz ticaretidir. Yani kolonicilikle zenginleşmişlerdir. Ancak kolonilerini sadece bir sömürge aracı olarak görmeyip aynı zamanda ikinci bir yurt olarak görmüşler ve kültürlerini o bölgelere taşımışlardır. Bu anlamda İyonlar kolonilerinde kalıcı olmuşlardır. İyonlar dendiği zaman aklımıza gelecek bir başka önemli özellik iyon da bilimin gelişmesidir. Dolayısıyla pozitif bilimlere öncülük eden bir uygarlıktır İyonlar. Tıp, tarih, felsefe, matematik gibi alanlarda oldukça gelişmiştir. Arkadaşlar bilimin da gelişmesinin en önemli sebeplerine baktığımız zaman bunlardan birinin düşünce özgürlüğü olduğunu görüyoruz. Özgür düşüncenin olmadığı yerde bilim ve kültür faaliyetleri gelişemez. Bu anlamda düşünce özgürlüğü önemli. Bunun dışında siyasi yapıları da aynı zamanda dönemi Çünkü İyonlar şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Ve insanlar üzerinde tek bir merkezin baskısı bulunmamaktadır. Bu anlamda siyasi yapı bilimin gelişmesine onay vermekte ve bir önemli özellik de ticarettir. Arkadaşlar ticaretle uğraşan toplumlar tarımla uğraşan toplumlara göre her zaman daha öndedir. Hem ekonomik anlamda ticari hayat canlıdır, refah seviyesi yüksektir hem de ticaret sayesinde uzak bölgelerle, uzak kültürlerle etkileşim haline girmişlerdir. Farklı kültürlerden etkilenmişlerdir. Bu da bilim ve kültürün gelişmesinde etkilidir. İyonlarda saray ve heykelcilik yapımı da gelişmiş. Çünkü e, İyonlar arkadaşlar Yunan uygarlığına benzer bir şekilde tanrıların yarı insan şeklinde düşünmüşlerdir. Ve tanrılarının heykellerini yapmışlar. Arkadaşlar ilk çağda Anadolu'da kurulan bir başka uygarlığımız e, Urartular'dır. Milattan önce 900'de kurulmuşlar ve milattan önce 600 yılına kadar devam etmiştir Urartular. Şimdi Urartuların temel özelliklerini bir inceleyelim. Urartuların kurulduğu yerin arkadaşlar Doğu Anadolu olduğunu görüyoruz. Ve başkentleri Tuşba yani bugünkü Van kentimizdir. Urartuların kökeninin Orta Asya kökenli Huriler olduğu görülmektedir. Ekonomileri ise hayvancılık ve maden işlemeciliğidir. Ancak Urartular kendi dönemlerinde tarımı da geliştirebilmek için ülkelerinde su kanalları ve su bentleri de inşa etmişlerdir. Urartular arkadaşlar savaşçı bir toplumdur. Bu yaşam tarzlarına da etki etmiş. Bu sebeple savunma mimarisine önem vermişlerdir ve kale yapımı ön plandadır. Aynı zamanda savaşçı bir toplum olmaları arkadaşlar Urartuların en büyük tanrılarının da savaş tanrısı Haldi olduğunu da göstermektedir. Dinleri e, bu bağlamda çok tanrılı yani politeist bir inanca sahiptir. Ve aynı zamanda Urartular'da ahiret inancı da yani öldükten sonra tekrar dirilmeye olan inanç da vardır. Peki bir toplumda ahiret inancının olduğunu yani öldükten sonra tekrar dirileceklerine inandıklarını nereden anlayabiliriz? Özelliklerine mezarlarına baktığımızda bu görülebilir. Urartuların mezarlarına bakıldığında da mezarları ev ya da oda biçimindedir. Ya da değerli eşyalarıyla birlikte gömüldüklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu da Urartuların e, ahiret inancına sahip olduklarının göstergesidir. Müzik